gençler dediğimizde içeride birileri gök kubbeyi başımıza indiriyor. Şimdi Sayın Milletvekilim şöyle deminden bir şey. Deminden beri anlattığınız her şey dışarıda tezgahlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. De. Masum abi niye bana itiraz ediyorsun da Ramazan hocama şimdi itiraz etmiyorsun? Şöyle söyleyeyim. Ramazan hocam haklı olarak nasıl olunacağını anlatıyor. Ben ise bu anlattıklarını yaşamış kişiyim. Onun için dinliyorum. Şimdi sana da dış güçler müdahale etti mi? Bakan ki. Sene 1998. Ben o zaman Türkiye Mali Müşavirler Birliği'nde genel başkan yardımcısıyım. Hiçbir siyasi gelmedi. Ve hepimizin morali bozuk, yönetimi eleştiriyorlar. Yönetime de cevabı ben veriyorum. En son oylamada genel başkan yanıt veriyor. Çıktım, konuşma yaparken dedim ki size yemin ediyorum buraya Cumhurbaşkanı da gelecek, bakanlar da gelecek. Bunlardan birisi olmazsa ben olacağım, geleceğim size. Herkes ne hayalci bu adam dediler. İkincisi dedim ki bir gün gelecek siz uzayda muhasebe tutacaksınız. Yine dalga geçti benden. Seviyorlar konuşmamı tabii. Ne oldu biliyor musunuz? Bir sene sonra ben milletvekili oldum. Ve o yıl yapılan kongreye Cumhurbaşkanı Demirel geldi. Koalisyonun 3 partisinden birer bakan geldi. Diğer partilerden hatta Muhsin Bey bile geldi. Büyük Birlik Partisi Allah Genel Başkanı o zaman Millet Partisi'nden. Şu açıdan söyleyeyim. 99'da değil mi bu? Tabii 99'da siz oldu. Siz bakanken size dışarıdan müdahale oldu mu ekonomi bakanıyken? Dış güçler size müdahale etti. Olamazdı. Niye biliyor musunuz? Ben o zaman bir kavram attım ortaya. Sosyal duruş içindeyim demiştim. Yani milli duruş içinde olduğun zaman kimse atar. Ama atarlar. Şu anda da attıkları gibi. Kim atarlar? Kendin bilgi sahibi olduğunu koymazsan, göstermezsen, senin yanındaki bürokratlar kötü niyette değil. Ya Kemal Derviş'i siz mi getirdiniz mesela yoksa dışarıdan birileri mi gönderdi? Şimdi Kemal Derviş'in nasıl geldiğin hikayesini tesadüf oldu. Yine Başak Hanım'ın bir programında anlattım. Evet. Kemal Derviş'in gelmesi için öyle güzel bir oyun kurulmuş ki o tarihte. Bu kurulan oyun içinde hesapta böyle bir adam yokken uçağa bindiği Merkez Bankası Başkanı indiği zaman bakan olmuştu. Niye peki bakanla Merkez Bankası Başkanı farkı ne? Ekonomi Bakanı olduğun zaman hem Merkez Bankası'nı yönetiyorsun, sana bağlı, hem bak, de hazineyi yönetiyor. Bak o tarihte de Merkez Bankası'nın ilgili bakanı yönetiyormuş. Bağımsız değilmiş Sayın Merkez Bakanım. Bankası hayır, yani. O zaman yapalım dediler. Hayır ben... Şöyle bir bilgi arz edeyim ben sizlere. Kemal Derviş'in iki dedesi Osmanlı Türkiye'sini borçla kalkındırma oyunlarından dolayı vatana ihanetten idam edildi. Kaynak genetik ihanet Edirne yayınları Mahmut Çetin. Detay isteyenler bakabilir. Tabii yani ben o açıdan demiyorum şey için. Geldi, onun görevi Türkiye'nin faaliyetlerini uluslararası sermayenin istediği yönde yönlendirmekti. Tıpkı şimdi bugünlerde bizim hükümetin içinde bulunduğu durumda olduğu gibi. Niye buna izin verdiniz? Sayın vermedi. Niye izin verdiniz? Ben o zaman yetkili değildim. Yetkili olduğum zaman kimse... Ama partinin iktidardaydı. Bak sevgili Mehmet. Eleştiriye açık olmak. Soru soruyorum, rahatsız oluyorsun. Bak sen de milletvekili oldun. Bu işte Türkiye'yi milletvekilleri yönetmiyor. Türkiye'yi bürokratlar yönetiyor. Şu anda bile hani diyorlar ya meclis hakim değil. Ben parlamentoda olsam inan bana hiç parlamento güçsüzdür demem. Sen çalış, hükmedersin kanunları. Ama yine kanunları gidip bürokratlara hazırlatırsan. Bürokratlar sana konuşma metnini hazırlarlarsa bu böyle olur. Yani arada bir ben bu lafları atıyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın çevresine. Hani sen de biraz evvel kızıyorsunuz ya kızmayın ya. İnceleyin, izleyin. Bak ben sonra hocanın dediğini felsefi olarak inceledim. Ya ben nereden çıktım, yemin ettim adam gelmezse getireceğim. Kendim gittim milletvekili oldum. Nereden düşündüm ki uzayda muhasebe yapacağız. Şu anda var. Uzayda millet toprak alıyor. Şey yapıyor. Bulut kavramı var ya. Sonra aklıma geldi. Veriler depolanıyor vesaire. 16 yaşına kadar Mardin'deydim. Babam da kitapçıydı. Kitapları satarken okurdum.
Deniz altında 20 bin fersahı okumuştum. Ya bu adamlar nasıl düşünmüşler? Jules Verne. Tabii işte 20, Deniz altında 20 bin fersahı kitabı var. Nasıl düşünmüşler? De ben de şöyle demişim. Demek ki bir konuda korkmadan söyle söyleyeceğini metafizik olarak gelir seni bulur. Onun için hayal kurmamız gerektiğini, hayali kurabilir miyiz? Biraz evvel ağız dediğiniz şive hikayesini. Yok izleyici ben haklı yaşına, da ben herkes anlasın diye söyledim. Türkmen olduğum halde 7 yaşına kadar Türkçe bilmiyordum. Bizim Mardin'de, Siirt'te Türkmenler Arapça konuşur. Estel Midyat arası tabii. Herkes, çünkü neden? Araplar yönetmiş bizim bütçeleri Osmanlı adına. Bir tane yalnız Arap mahallesi var ama herkes Arapça konuşurdu. Bu nedenle ben çok okurdum. Bir de nasıl bir şeyi düşünebiliriz? Ve şu anda ben öğrencilerime öğrettiğim 3 şey var. Diyorum ki mesela mali müşavir, muhasebeci şey mi olacaksınız? 1. Girişimci olacaksınız. Yani kendinizi sınırlamayacaksınız. Bir şey konuşuyorsun, müdafaa ediyorsun. Geçen sefer bana yaptığınız gibi. Dövizim mi var dedin? Evet var dedin. Yani böyle ya bu beni suçlayacak. Sana ne yaptık? Seni suçlamadım. Ya canım ki. İşte bak yani sınırlamadım kendimi. İşte biz yani de aklımıza gelen her şeyi sana hayır, söylemiş hayır, ama, ki engin ama fikirlerden bak, yararlanalım. Demekciğim bak söylenmemesi gereken iki politikacının birbirine. İkimiz de eski politikacıyız ama. Bak eleştiriye tahammülünü görüyor ben, musun? Ben ne yaptım? Evet ne diyeceksin? Şimdi bak bunu ben oradan öğrendim. İkincisi hayalci olacaktı. Bunu da nereden kazandık biliyor musun biz hayalci olmayı? Kemalettin Tuğcu'nun kitaplarından. Orada Kemalettin Tuğcu kitapları. Ne kadar güzeldi o kitaplar. O kitaplar şu andaki çocukların okuması lazım. Çocukların hepsi sokak çocuğu olmuş. Yetim kalmış. Nasıl hayal ederek o sokak çocuklarının başarılarını, hayal gücünü orada öğrendim. Üçüncüsü şunu söylüyorum millete. Tavla oynamayın. Satranç oynayın. Tavla oynarsanız kumardır, hile yaparsınız filan ama satranç oynarsanız bir şeyi her yönüyle düşünecek. Şimdi hocanın anlattığı, senin bahsettiğin işte Matrix filminin geleceği vesaire. Hatta bugünlerde başka bir film var. O filmi son benim çocuklar tavsiye etti, baba oku. Galiba dün mü, evvelsi gün mü, Ahmet Hakan bile o filmi... Don't look up. Tabii. Şimdi bakın, bu nedir? Bir kere biz birbirimizle burada konuşurken bazen diyorlar, ne işin var orada, niye gidiyorsun, kızıyorlar bana. Bir de bazıları televizyon yöneticilerine yazıyorlar, bu adamı bir daha getirmeyin, küfür ediyorlar filan. Ben gülüyorum. Niye? Çünkü ben sizle burada otururken bazen böyle... Düşünceye dalar, millet beni uyudu zanneder. Ben o saatte sizin söylediğinizden esinlenerek kendi bilgimi test ederim. Kendi şeyimizi. Biz insanoğlu hepimiz biraz metafizik özelliklere sahibiz. Hmm. Yani eğer Başak Hanım burada moderatörse, o kadar hanım arasında olmuşsa, onda da özel özellikler olduğu için buraya gelmişti. Bu nedenle bir tek İslamiyet'te, herkes bu metafizik özelliklerinden ben peygamberim diye ortaya çıkmaması için son peygamber Hazreti Muhammed yazar. Bak bir tek İslamiyet'te vardır bu. Çünkü metafizik özelliği olan peygamberlik özelliklerine sahip olduğunu hisseder kendini. Ve onun için bu geçmişte bu şeyler yapılıyor. Şimdi biraz daha hocanın anlattığı başka bir kitapta okumuştum ben. Ve bu vesileyle de dile getireyim. Türkiye gelecekte dünyadaki 3 büyük denizcilik gücüne sahip olan ülkeydi. Bu yabancılar gelecekteki 3 büyük 3 büyük ülkeden ülkeydi yani derken denizcilik olacaktı da olamayacak mı diyorsunuz? Şimdi öyleydi o zamanki tarih. 30'larda bu plan yapılmıştı. 30'lardaki Türkiye'nin yeni durumu. Aniden Türkiye'de Ergenekon adı altında bütün deniz kuvvetleri içeriye alındı. Kumpas davalarını söylüyorsunuz. Tabii. Şimdi bu tesadüf değil. Bakın, o tarihten bir süre evvel okuduğum bir kitapta dünyada işte 2050'de ne olacak, 2030'da ne olacak, Türkiye nerede yer alacak? Türkiye için yazılmış değil bu. Bütün dünya için. Denizde güç olmazsanız imparatorluk olamazsınız. Bak,
Bütün, ne olamazsınız? İmparatorluk olamazsınız denizde güçlü. Bütün bunları ben anlatırken böyle bazı yerlerde herkes ya bu ne diyor, komplo kuruyor filan diyorlar, çıkıyor. Şimdi bile söylerken bazı ekonomiyle ilgili analizleri ben bunların hiçbirisini ne iktidarı yermek için ne de muhalefeti yermek ya da güçlendirmek için söylüyorum. Olan olayları biraz evvel Metin'e sordu ya, sizin zamanınızda bu var mıydı? Yaşanmış bir kişi olarak ben konuşuyorum. Ben mesela söylesem size 1 milyar dolar yüzünden biz dervişle gazetelerde birbirimize düştük. Ama o zaman millet herkes dervişi, herkes küreselci olduğu için özellikle medyanın hemen hemen tümü bana herkes dedi, nereden çıkartıyorsun? Vallahi ben sizi seviyordum. 1 milyar dolar anlaşma yapmış. 1 milyar dolar ya nakit alacağız. Ha, bu anlaşmayı sonra Babacan imzaladı AKP adına. Bu gündeme gelince inkar edildi. Cumhurbaşkanı o zaman devreye girdi, böyle bir şey olamaz dedi. Yani şeye imzalatmışlar dervişin baskısıyla. Zannedersem Katar'daki toplantıda IMF'nin imzalatılmış. Ya faizi düşük 8 milyar kredi alacağız ya da 1 milyar karşılıksız para verecekler bize. Karşılığında ne istiyorlar biliyor musunuz? Amerika'nın 700 askeri geçirip Irak'ta savaşa gitme izni. Ya zaten Ecevit'in ipi bunun için çekildi. Orada Müslümanlar var. Biz sizin onları öldürmenize aracılık edemeyiz dedi. Amerika'da söyledi bunu. Kale almadı Bush. Ne İsmail Cemi, ne Ecevit'i, ne de diğer iki partiden katılanları. Muhatap dervişi alıp konuşuyor sürekli. Nisan ayında Çeni geldi Türkiye'ye. Çeni dedi ki biz inceledik. Oradaki yaşayanlar Müslüman değil. Bakın adamların yaklaşımına. Oradakiler Şii ya da Alevi diyor. Ecevit de diyor ki Şii de Alevi de Müslümandı. Bunlar öldürülürse bizim halkımız gocunur diyor. Camilerden sonra her gün kıyamet kopar. Dizginleyemeyiz, insanları direnleyemeyiz diyor. Çıkıyor Çeni, ertesi gün Kemal Derviş Hollanda'da Türkiye seçime gidebilir açıklaması yapıyor. Ve bildiğimiz Ecevit'in hastalığına kadar olan süreç yaşandı. O dönemki o plana tabii, karşı çıkıldığı için. Ben her zaman bunu şöyle anlatırım. Damdan düştüğüm için ben, evet. Damdan düşen kişiyim. Damdan düştüğüm için bir iş yapılırken nasıl yapılmış, nereye götürülmüş biliyorum. Şu anda sürekli mesela Merkez Bankası adına çıkıp bu rezerv işini şu saate kadar hiç kimse açıklamadı. Hala o kadar suçluyor muhalefet ama gerçeği neden böyle olduğunu hiçbirisi açıklamadı. Hiçbirisi gelip de ya Masum Bey sen farklı konuşuyorsun nedir anlat bakayım demedi. Ben mesela nasıl başardım? Hatıralar okuyorum dediniz ya. Evet. Ben de bütün bizim devlet adamlarının hatırasını okudum. Ben hiçbir toplantıya şu anda bile genel başkandım, Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan'dı, görüşme yapacağız anayasa için. Ben gidip oturmadım şeyin başında. Ortada oturdum ki o da karşımda otursun. Bu İsmet Paşa'nın bir hatırasıdır bak. Ben yabancı değil, görüşme yapacak kadar bildiğim halde hiç bilmiyorum dedim. Her şeyi tercümanla yaptım. Bazen müdahale ediyordum çünkü teknik terimleri biliyorsun. En son bir görüşme yaparken Ecevit dedi ki bana sen hani yabancı dil biliyorsun? Efendim ben size telefonla konuşmasını bilmiyorum demedim. Ben diplomatik İngilizceyi bilmiyorum. Bilimsel İngilizceyi bilmiyorum. Yoksa normal iş yapmayı, ticaret yapmayı biliyorum. Niye bunu yaptım? Çünkü İsmet Paşa kendi yaverinden daha güzel Fransızca konuştuğu halde hiçbir zaman kendi ana dilini. Yani o anıları okumaktan işte örnek aldığım ya da kendi hayatımda uyarladığım pek sonra, çok yön var diyorsunuz. Bizden sonra bir yayın evi temas kurdu. Ben zaten en güzeli sizde anlatmışım. Bu şeyler şudur Mehmetciğim. Türkiye'nin büyümesini istemeyenler var. Türkiye'nin büyümesini istemeyenler biraz evvel farklı bir dille anlattım. Bak Ecevit nasıl anlatırdı bize? Derdi ki bir ilkokul çocuğuna Kıbrıs'ı gösterin, Kıbrıs'ın Türkiye için önemini gösterin. Hangi açıdan? Savunma açısından. Nitekim biz Kıbrıs'ı alırken bugün Kıbrıs'ta yaşayan bütün Türkleri Anadolu'dan göndermişiz.
Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden gitmişler ve güvenlik açısından önemli. Şimdi Akdeniz... Kökenleri yani değil mi? Tabii tabii hepsinin dedeleri şeyleri buradan gitmiş. Şimdi vaktimiz daralıyor Masum Bey, tabii toparlayın isterseniz. Tabii hemen bir şey söyleyeyim. Mesela bu meşhur şey hikayesi var. Sizin Mavi Vatan davası hikayesi var. Bu Mavi Vatan davası Osmanlı'dan beri var. Yani bizim Hayrettin Paşa, Uruç Reisler zamanından beri Akdeniz'e hükmetme. Zaten bizimkiler Akdeniz'e hükmettikten sonra artık o İspanyollar, Portekizler gitmişler Amerika'yı şeyi keşfetmişler. Evet. Şimdi bu Mavi Vatan hikayesi AK Parti'ler olmuş. Onlar hazırlayın halk oylamasından yararlanır Kıbrıs'a. Doğu Perinçek, ben, Kemal Alemdaroğlu ve Denktaş. Bu dörtlünün öne geçtiği fakat etrafımızda çok insan vardı. Mavi Vatan olgusunu tekrar ortaya attık. Ama kimden attık ben nereden biliyordum? Bizim Bülent Ecevit'in, Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün dış politikasından esinlendiği bir yapıydı. Bunu anlatırdı bize. Bugün mesela Mavi Vatan'la ilgili bir şey sorsun. İktidarda kim olursa olsun. Bakın ilk koşacaklardan biri benim. Neden? Çünkü Mavi Vatan demek bizim orada petrol, metrol aramamız demek değil. Anadolu'nun, Ege'nin, Akdeniz'in kıyılarındaki şehirlerimizi garanti altına almak. Milli güvenlik. İşte, tabii canım. Şimdi onun için bugün 2022 yılı bizi ne bekliyor diye konuşuyoruz. 2022 yılına giderken bununla liderliğini iktidar yapar. İktidar bugün AK Parti, yarın CHP, yarın başkası. İktidar yapar. Bu milli politikaları, dış politikaları, milli eğitimi, milli savunmayı ilgilendiren konuları önderlik yaparak ortak politika yaratmaları gerekir. Bunu istedikleri de çağırabilir, konuşabilir. Bakın bunu bir kere yaptı AK Parti. Hatırlayın bu şey oylaması yapılacakken, halk oylaması. Toparlayalım Masum Bey, tamamlıyoruz. Abdullah Gül başbakandı. Nasıl Ecevit'le konuşacak, bahane uyduracak esas var. İktidarda olmayan, milletvekili olmayan partileri de çağırdı. O gün Ecevit anlattı bana. Akıllılık yaptı, bizim görüşümüzü aldı dedi. Bunu şunun için söylüyorum. Bizim hepimizin başka bir ülkesi yok. Başka bir vatanı yok. Hepimiz burada yaşamak. Hocam gitmiş, yıllarca çalışmış, sonunda döndüğü yer burası. Biraz evvel gördük bir başka profesör hoca. Türkiye hayaliyle yaşıyor. Biraz hasretiyle evvel yaşıyor. Yıllarca beraber tanıştığım bir arkadaşım. Sen Özef'te okuduğunu, sen Benuat'ta okuduğunu hiç bilmiyordum. Verdiği milli mücadeleyi gördüm. Ha demek ki babasından almış. Babasıyla da ben çalıştığım için biliyorum. Bu hakikaten babasının milliyetçilik duyguları daha lisedeyken almış derim. Bu duyguları hepimiz birbirimize anlatmalıyız. Çok peki. Özür dilerim. Babam da Robert Kolej'den Konstantinopol diyemezsiniz diye bir Amerikalı hocaya itiraz ettiği için son sınıfı Kabataş Lisesi'nden mezun oluyor. İşte yani bu, tabii, bunlar İstanbul demeliyiz. Evet. Babam mesela, aynı kaderi. Son cümleleri ya. Alayım seni Masum Bey. Teşekkür ediyoruz. Robert Kolej'e de yoktu sen yoktu. Ne diyorsun? Ama sen her vesileyle televizyonlarda bile bizle konuşurken kahtayı söylüyorsun. Başak Hanım bile diyor ki kahtadaki anlatsın diye anlatın diyor. Yani. Ben de gülüyorum diyorum ki Mehmet yine kahtayı pazarladın. Ama böyle Başak Hanım. Memleket ne yapsın? Buyurun. Harvard Üniversitesi'nden şu an Nazaboff diye bir hanımefendi var, profesör. Diyor ki bu Metaverse ile ilgili. Ne diyor? İnsanlığa karşı en büyük darbe yapılıyor. Epistemik darbe, bilgi darbesi diyor. Epistemik darbe, evet. Bilgi darbesi. Evet. Ya şimdi tabii bunları heyecanla karşılayanlar da var. Yeni fırsatlar olarak görenler de var. Teknolojiyle uyumlu olabilmek için çabalayanlar var. Yani işte YouTube biliyorsunuz. Onlara da saygı duyacağız. Twitter biliyorsunuz, Instagram biliyorsunuz. Bunları iş haline getirenler var. Artık orası bu anlamda da insanlar açısından bir sektöre dönmüş durumda. Bu metaversin de önüne geçilmeyecek. Yani esiri olmadan biz bunları kendi avantajımıza nasıl milli dönüştürebiliriz? Ne yapabiliriz? Bunun üzerine kafa yormalıyız. Yıktırmadan, Türk Müslüman milli kimliğini parçalatmadan bundan maksimum nasıl istifade eder ona bakacağız. Peki. Yani denizcilik alanında da ilk 10 ülkeden biriyiz. Yani. Hangisi alanında?
Yani imalatından tut, şeyinden... Nakliye kadar... falan da mı katıldı? Siz askeri boyutta mı diyordunuz? Hayır ben... Sen cevap olsun diye değil. Denizcilik denildi. İşte, akla tamam, gelen denizcilik ilk konusunda dünyada ilk üç içinde yer alma şeyimiz tespit edilmiş ama maalesef... Mesela gemi inşa ve tadilat, armatörlük, taşımacılık, limancılık, savunma sanayi, milgem, denizaltı projeleri bu tür alanlarda... Erdoğan dönemiyle, AK Parti döneminden itibaren... Ya ben çok özür dilerim. Kumpas davalarına işaret ettiğiniz için ben askeri kapsamda bunu söylüyorsunuz zannettim. Bütün denizcilik sektörü bağlamında bunu ifade ediyor Sayın Metin Er. Tamam. Bütün sektörler peki, Hakan Bey son cümleleri rica edelim. 2022 ile ilgili, ya konuşulanlarla ilgili. Masum Bey, bitti efendim süremiz. Buyurun Hakan Bey'e son cümleler için söz veriyorum. Valla saat 1.30. Hayır ben atıyorsun ya. Evet, saat 1.30 itibariyle duyulmaz oldum. Tek başına Masum Bey, Masum Bey, müsaade ederseniz. Sen dedelerin yapmış olsun, ne yapalım ya. Devam edin isterseniz. İlk 10 ülkeden biriyim. Hayır ben şey için söylüyorum. Çünkü dinlemiyoruz sizi, dinleyemiyoruz şu anda. Aynı anda konuşuyorsunuz, anlaşılmıyor. Bir de Hakan Bey'e hiç söz veremedik. Kendisini bir duyalım. Tamamlayacağız. Ben 2022'ye... Bütün dünyaya da, kendi ülkeme de, milletime de, devletime de inşallah esenlikli bir yıl diliyorum. Daha sakin, daha huzurlu, şu hastalığı yenebildiğimiz, ekonominin de sırf iktidar gitsin diye, işler kötü gitsin diye düşünüldüğü bir şekilde değil, halk, millet rahat etsin diye bir an evvel ekonominin de esenliğe kavuşmasını gerçekten diliyorum. Ama bu gece bir sizden zam haberi aldım. Bu tür zamlarla bu biraz sıkıntı olur. Yani nasıl çözümler bulacaklar bilmiyorum. Bakalım. Ama bizim gönlümüzden geçen işlerin yoluna girmesidir. Evet yani biraz önce önemli bir cümleye sarf etti. Sayın Türker dedi ki başka ülkemiz yok dedi. Dolayısıyla... Dur abi bitireceğiz. Şimdi söyleyeyim başka bir şey. Nasıl? Yani bugün... Son gündü, verilerin korunması ile ilgili küçük ölçekteki şirketler bildirim yapmamışlarsa cezaya girmiş oluyorlar. Erteleyin diye ben bir iki yere uyardım. Bu da sizin iktidarın aleyhinedir. Çünkü küçük işletmeler birdenbire girmemişler peki diye ceza verecek. Biz de peki ertelensin diye buradan taleplerimizi iletelim. Son dakikaya girdik. Var mı son cümleniz? Vallahi ben... Bu vatanın mensubu olmaktan, Türk milletinin mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Ama sıkıntılarımız var. Hiç şüphem yok ki aşacağız. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Yılbaşı akşamınızı bize ayırdınız. Sağ olunuz efendim. 2022'ye birlikte merhaba demiş olduk. 2022'de bizi neler bekliyor biraz üzerinde durmuş olduk. Dileriz efendim. 2021'den daha güzel bir yıl olsun 2022. Ben 2021 için şey demiştim, sene sonunda severek ayrılalım 2021 demiştim ama biraz zorlandığımız bir yıl oldu. 2022'de öncelikle sizlere sağlık diliyoruz, huzur diliyoruz, mutluluk diliyoruz efendim. Gönlünüzdekilerin gerçek olabildiği bir yıl olsun. Çok teşekkür ediyoruz tekrar size. Size de teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. İyi geceler diliyoruz, hoşçakalın.